Dersimiz cehalet. Lugata hiç bakan var mı? Okurken yok. Ben de bakmamışım. Ama bunun hakkında ders çalışılıyor. Cehalet, lugat manasıyla cehalet ademi, yani lugat değil. Lugat değil, değiştiriyorum. Bir bakış olsun. Cehalet, ademi örtüdür. İlmi cehaletimizi kaldırandır. İlim cehaletimizi kaldırandır. Gözüken ise hakikatin meratiplerinden bir meratiptir. Şu mevcudat. Onu farklılandıran, mertebelendiren ademi vücuttur. Hakikatin içindeki ademi vücuttur. Sözler 174'te şöyle geçiyor. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıkadan neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle. İzah, demek biliniyor ama bilmediğini bilmiyorsa o da ilimdir. Cehalet ise bilmediğini bilmiyor, bir de dalalet insanı örtüyor, cehalet dalaletten giriyor. Olsa abi okuduğumuzdan abi deprem bahsi. Deprem bahsi mi? Bu deprem de oldu ya. Şimdi de deprem oldu ya, bir saat önce belli. Deprem bahsi mi bu 174? 174 abi sözler. Allah Allah. Demek ki bu depremler oradan geliyor. Cehaletten geliyor. Dalaletten ve cehaletten geliyor. Cehaleti bir tanımlayayım. Cehalet ademi vücuttur. Yani vücudun, yani vücut, vücutsuz vücut. Zeminsiz zemin. Varlıksız varlık. Ademi bir örtüdür. Bizi hem örter hem de gömer. Cehaletini bilen ilime başlamıştır. Bilmediğini, cahil olduğunu bilmiyorsa cehl mürekkeptedir ki cehaletin ifratıdır. Bu ilim ile olur. Cehaletin ifratı ilim ile olur. Bilmediğini bilmiyorsa ki ilim ile olur. Bu cehaletin ifratıdır. İlim ile olur derken kendi ilmini yeter görmek. Hı hı. O bir şeyi, o da bir şeyle biliyorsun yani. Bir zaman cismen rütbeten büyük bir adam diyor değil mi abi? Evet. Celli mürekkebi kullanıyor. Yani celli mürekkebi. Rütbesi, cismi, ilim sahibi birisi yani. Evet, rütbeten büyük bir adam. Kıblesiz ilim ile olur. Yani cehaletin ifratı kıblesizdir. Kıblesi yoktur. Bilmediğini biliyorsa vasata gelmiştir. Yok, böyle bir iddiası yok. Kendi varlığından, yaşadığından haberi yoksa bu da cehaletin tefrit mertebesidir. Bir de okuyayım. Dağıtmamanız gerekiyor zihninizi. Bak, bilmediğini biliyorsa vasattır. Yok, böyle bir iddiası yok. Kendi varlığından, yaşadığından haberi yoksa bu cehaletin tefritidir. İfratı ise bilmediğini bilmiyor. Bilmediğini biliyorsa vasattır. Yaşadığından ve varlığından haberi yoksa bu da tefrittir. Cehaleti tanımlıyoruz. Düşün ki sis kapladığı bir odada, adada. Bir düşünebiliyor musunuz? Ben bir şey tarif edeceğim, siz tasvir edin. Düşün ki sis kaplamış bir adada çıplak, susuz bulunuyorsun. Sis kaplamış. Çıplaksın, susuzsun, orada yok, su yok. İşte cehaletin dünyadaki varlığı buna benziyor. Ustadır misali bu. Adada maksat sensin. Başka? Tek tek okuyacağım. Sözler 608. Şirki iddia etmek, mahz-ı cehalet aynı belahettir. Enfusi cehalet
diman cehaletidir. Cehalet aklidir. Cehalet diman veli tabanı, ademi vücududur. Cehalet tek şey değildir. İlimsiz olmak değildir. Diman say, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Bu yedi mertebenin zeminsiz zeminidir. Dolayısıyla hepsinin vasatı yoksa, tahayyülün, tasavvurun, taakkulun, bunlar vasata gelmemişse, ya ifrat cehalettedir ya tefrittedir. Onun için cehalet tek bir şey değildir. Enfusidir, cehalet aklidir. Mektubat 209. O vakit cehalet sisiyle her bir delil bir anahtardır. Kainatta şirk yoktur, kafasız kendi aklına yerleştirir diyor. Evet, o işte. Yani sis o. Yani bomba atılmamış dimağa. Buraya sis kaplamış. Birbirlerinde haberi yok. Göz yordamıyla birbirimize destek veremeyiz. Lemalar 89'da her bir delil bir anahtardır diyor. Onu kaldırıyor. Lemalar 89 devam ediyorum. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış olan bir kapıyı gösterir. İzah. Şeytan ademi vücutları kullanıyor. Gaflet de cehalet de vücudileri yoktur. Ademidirler. Varlık gibi ha şu ha bu gibi gösteremezsin cehaleti. Aa bak bu kalem. Bu da kalem. Bu kitap, aha bu ilim. Ama cehaleti ve dalaleti gösteremezsiniz. Ademi vücuttur. Küfür de öyle değil mi abi? Küfür de öyle. Vücut haricileri yoktur. İman bir nurdur, insan ışıklandır, üstündekini çok güzel gösterir diyor ya. Küfür örtüyor. Yani örtüyor. Cehaletin tanımı gibi oluyor. Aynen. Cehalet, mesela cehaleti bir adada, sis kaplamış bir adada, susuz ve çıplak kalmış bir adam gibi. Her şey örtülmüş, sis var. Lemalar 193. Külliyat biter mi böylelikle? Bir cehaleti okuyoruz. Fatih ne araştıracaktın sen? Yalan. Yalanın ifrat, tefrit, vasatını, dimadaki inşasını, tahribini ve tamirini, enfusteki karşılığını, eylemdeki görüntüsünü. Küfür ifrat mı? Küfür ifrattır. Mesela kafir cehenneme gidecektir. Bir şey iddia ediyor. Küfür ikidir. Bir kabul adem, bir ademi kabuldur. Ademi kabul meselemiz değildir. Yani ben böyle bir problemim yoktur. Kabul adem ise bir iddiadır. Kabul ediyor. Lemalar 193. Peki ne işe yarayacak bunlar okuyoruz? Arkadaşlar, bu her bir kelime, külliyatta geçen her bir kelime, senin bir yapından bahsediyor. Yapı taşın bu. Sen o kadar kıymetlisin ki, senin en ufak bir yapı taşı değişmesi kainatı değiştiriyor. Bak şimdi bir saat önce deprem oldu değil mi? Şimdi insanın ameliyle direkt alakadar, deprem olduğu zaman, ay be zalimler, ne plan çeviriyorsunuz, gayri ihtiyarı söyledim. Ay be zalimler, gayretullah nasıl dokunmuş? Ne plan çeviriyorsunuz? Ve malum vatan haini hatırıma geldi. Lemalar 193. İşte sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, en yüksek akıllı kendini zanneden adamları. Bak bir daha göstermeye çalışıyorum. İşte sen gel, ahmaklığın ve cehaletin en aşağı derecesinde, en yüksek akıllı kendini zanneden adamlar. Görüyor musun bak? Zekiler değil mi abi? Evet, zekiler. Unutmayın, her kafir zekidir.
ama akıllı değildir. Cehalet iltizamın içinde değil mi abi? Cehalet iltizamın içinde diyemezsin çünkü her birisinin zemini. Ben de öyle biliyordum. Orada cehil vardı ya ondan. Ha, cehil işte. Cehil hepsinde var. İltizamın içinde cehalet var. Tasavvurun içinde cehalet var. Yani adim vücut, iltizam o kendini orada ifade edince, ifrata varınca o zaman dermiş zannediyorum. Ama belirleniş noktasında, külliyatta nerededir bana kalemle göster noktası dersen iltizamın içinde. İltizamda ne vardı? Cehalet, ademi muhakeme vardı. İltizam. Ve taassup çıkar değil mi? Taassup. Taassup da onun eylemsel dönüşmüş hali. Bir insan böyle bir kucaklayıcı değilse, İslam kucaklayıcıdır. Nurculuk kucaklayıcıdır, hepsini alır. Dostu da alır, kardeşi de almış. Mesela ustadın şahsına hakaret edilmiş ama imanını, risalini kurtarsalar diyor, ben hakkımı helal ettim diyor. Ama biz bunu tahammül edemiyoruz. Yani dolayısıyla bu nedir? Cehalettir, cahildir. Yani nereye cahildir? Külliyatın şumuliyetini bilmiyor. Yani külliyat, Risale-i Nur nereleri ihata etmiş, nereyi kapsamış, içine almış bilmiyor. Mesela kardeşi dışarı atıyor. Sen yani nasıl atarsın ya? Sen zaten elinde böyle bir yetki yok. Böyle siyasetçilerde olur. Benden değilsin, sen de değilsin. Sen tamam, sen cennetliksin. Ne olursan ol cennetliksin. Sen ne olursan ol cehennemliksin. Niye? Bana oy vermedi. Lemalar 307. Ve dalaletteki cehalet ne derece ahmakane olduğunu gör. Demek ki dalalette cehalet var. Lemalar 324. Esbaba ve tabiatlara icat isnat edenler muzaaf bir cehalete düşerler. Lemalar 324. Tekrar. Bu ise dalaletlerin en antikasıdır. İzah ediyorum. Dalaletin en antikası ne demek? Tabiata isnat etmek, ellerine faillik vermek, cehaletin ifrat mertebesidir ki bunlar mutezile'dir. Çünkü mutezile, kişi fiilinin halikidir diyor. Anladınız mı? Bunlar... Kişi fiilinin halikidir. İddia ederler. İddia ederler. Cehaletin tefrit mertebesi de cebriyedir. Lemalar 342'de de Fesubhanallah, insanlarda bu derece hadsiz cehalet olabilir mi ki? İzah. Cehaletin ifratına sebep gözü köre, kulağı sağıra, hayatı cami şeylere veriyorlar. İşte bu cehaletin ifrat modudur. Gözü köre, kulağı sağıra, hayatı cami şeylere veriyorlar. Esbabın eline icat verenler cehaletin ifrat modudur. Şu anlar 119. Daha antika yerler gelecek. Çok ilginç şeyler gelecek. Yoksa o münkirler yalnız cehalet 1, eçeliyet 2, inkar 3, ispatı olmayan 4, menfi meselelerde inat ve göz kapamak, İslamiyet'in menfi meselesi cehalet, eçeliyet, inkar, ispatı olmayan şeyler. Entaralet. Müsbet hakikatların unvanı. Müsbet hakikatların unvanı. Yani bunlar üzerine müsbet gözüküyor. Yoksa bunları kaldırırsan müsbet denen bir şey yok. Yani haram yoktur. Farz olur mu? Külliyat çok tuhaftır. Böyle kelime kelime. 9 modla değerlendireceksin. Her kelimeyi 9 modla. Ne demek? İfrat, vasat, tefrit. Tamam. Bu üçünü bir yap. Dimağı nasıl yapılandırıyor? Enfusu nasıl yapılandırıyor? Kalbi, vicdanı. Fiilde nasıl gözüküyor? Ne yaptı? 1, 2, 3. 3 mod, 9. Üçü de farklı yani. Hepsi de.
Devam. İslam'ın menfi meseleleri vücudun zeminleridirler. Hatta 57 mektubatta Adem ise Adem-i mutlak değildir. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır diyor. Yani ilmin ortaya çıktığı yerdir Adem. Adem nedir? Zeminsiz zemin, varlıksız varlık, mekansız mekan, ilimsiz ilim, cehaletsiz cehalet. Bir tuhaf bir şey yani. Cehaletsiz cehalet ne demek? Cehaletini bilirse vasattadır. İmam-ı Gazali'ye göre ilmin mukaddemesidir. Bilmem doğru olur mu Hasan abi ama bilmediğim hard diskte en temiz format, en temiz hale getirmek, hepsini sıfır yapmak. Aferin, ha evet. Bilgisayar. Yani hepsini yok yapmak değil, hepsini sıfır diye işaretlemek, sıfır yapmak o tam format, esas temizlemek o oluyor bilgisayar. Allah Allah. Evet. İçi bomboş yapmak değil yani. Evet, yani öteki formatlar falan tam olarak format sayılmıyor. Ama hepsini tam olarak sıfır diye sıfır işaretlemek yani. Hepsini sıfırlamak tam olarak o esas format oluyor. Ademleştirmek. Allah Allah. Bir dakika, çok ilgimi çekti ya. Getirsene şeyi. Benim dolabımda burada göreceksin, hard diski getirsene. Bu tür şeyler beni etkiliyor. Hepsini sıfırlayınca onun geri dönüşü olmuyor. Sıfır ne demek biliyor musun? İnsandır. X ise şeytandır. Çünkü hiçbir belirleniş yok ama bütün belirleniş onunla bilinir. Varlıksız varlık. Sıfırın üzerine gerekli yerleri bir yaparsan o zaman A harfi çıkıyor. B harfi çıkıyor. B çıkar. 1, 2 çıkar. 2 çıkar. Eksi 1. Devam evet. Edelim. İnsan da secde ediyor ya, sıfır oluyorsun secde edince. Secde edince sıfır ediyorsun. Katlanıyorsun. Yani varlıksız varlık. Yani sıfır vardır da yoktur. Yoktur. Ama bütün varlık onunla ifade edilir. Ver abisi. Canım kardeşim, kusura bakma. Bak bu değil mi? Şimdi burası işte Adem. Bakarsın hiçbir şey yok. Bilgisayarda bakarsın şey. İşte bunu her tarafı sıfırlamak mı? O ilk imal edildiğinde üzerinde hakikaten hiçbir şey yok. Yani elektronların durumu falan tam olarak kullanılmayacak durumda. Heh. Daha sonra bunlar hepsini sıfır yapınca bu Adem oluyor artık. Ha, sıfır yapıyorlar. Heh. Ondan sonra sıfırdan sonra bir şey kullanıyorsun. Sıfır olunca mesela A harfinin Allah ortaya Allah çıkabilmesi için 8 tane sıfır var demek. 8 tane sıfır. 8 tane sıfır bu sıfır. A harfini ortaya çıkartabilmek için mesela 3.yle 5.yi 1 yapıyor. Bu A harfi oluyor. 4.yle 7.yi 1 yapıyor. Bu mesela B harfi oluyor. Allah Allah. O zaman abi orası yani ilk Adem Aleyhisselam cennetteydi ya. Daha zemin yoktu. Çünkü şeytan da yok o zaman daha piyasada. Evet. Bu sefer onun şeyiyle beraber Adem zemini oluştu yine. Bu sefer hakikatler ortaya çıkmıyor. Eğer orada olsaydı, onun dediği gibi sıfır olmasaydı, o sıfır formatı belirleniş olmayacaktı yine. Veya ilmi muhit diyelim. İlmi muhit Adem'i yaptı. Yani Adem bu hard diskin, bu ilmi muhit sıfır fabrikasyon. İlmi muhit. Bunun üzerine 0 0 0 0 yaptı. Yani Adem oldu. Onun üzerine bina edildi, vücut oldu. İlmi muhit ezeli var. Adem mutlak yok. Çünkü bir varlık var. Varlıksı var. Demek ki Adem vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Yani hakikatten ortaya çıktı zemindir. Vay be. Şu. Buyurun. Şimdi hani var ya arkadaşlar namazda Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber hem de hatırıma geldi. Allah veya Kabe'de tavaf edenlere niye dönüyoruz? Bu niye dönüyorsa? Aynı şey ya, aynı şey yapıyoruz. Bu da aynı şeyi niye yapıyorsa? Bu dönüyor ama bilgisayarda vay be filme bak. Aa durdu. Film de durdu. Bu dönüyor bunun dönmesi için. Aynı şey zannediliyor. Bakın dönerken bu buradan 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 alıyor. Buradan 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 alıyor. Zannediyor ama zahire bakarsan aynı şey dönüyor. Ama onu okuyan şu okuyan farklı yerden alıyor. Bu şeyde geçiyor ama İslam tarihinde peygamberlerin hayatı anlatılıyor ya. Orada mesela Kabe'yi
tamir edeceklermiş. Biraz şeye inmişler aşağı doğru. Bu sefer temeli sarsınca hemen küre arzı oynamış yerinden. Allah Allah. Hatırladınız mı abi? Bu peygamberimizin hayatında geçiyor. Şeyde kimin kitabı da? Siyer'de mi? Siyer'de. Risale'de geçmiyor da önce. Siyer'de geçiyor. Ha tamam. Yani onu okudum. Ha tamir için yeniden bir şey yıkılmış. Oynmuşlar aşağıya. Oynayınca oynamış evet. Oynamış ya. Yani burayı da oynayınca bu sefer ekran oynar yani. Oynar. Şimdi bakın. Bu okuyan var ya şurada. Şu görüyor musunuz bilmiyorum. Onun ismi Kafa abi. Her kafa farklı okuyor demek. He. Bu tabii tabii. Bu kafa bu dönmesi lazım. Buradan okuyor, buradan bu geliyor böyle. Ama bu dönmesi lazım ki farklı yerden okusun. Yani Kâbe'te tavaf ederken seni okuyan kafa ayrı. Siz, bu disk gibisin. Kâbe'de dönüyorsun. Üzerindekiler okunuyor. Bak siliniyor yani. Şimdi buradan filmleri sileceksin. Kötüleri sileceksin. Dönmesi gerekmiyor mu? Şimdi Kâbe'de dönerken senin üzerindekileri kafalar okuyor. Burada var, burada var da bir sürü pislikler var. Günahların temizleniyor. Namaz kılıyorsun, aynı şey yapıyorsun, aynı şey. Dönüyor bu da. Aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bu da aşağı yukarı, aşağı yukarı. Burası, 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 burası. Bu da film gözüküyor. Aynı yerde hem ademi hem var, yani hem siliyor hem kaydediyor. Kaydetmesi için de dönmesi lazım, silmesi için de dönmesi lazım. Günahtan silmen için tavaf etmen lazım, sevap kazanman için tavaf etmen lazım. Silinmesi için de dönmesi lazım, kaydetmesi için de dönmesi lazım. Tamam, bu bize lazım. Kaçtı açık. Cihaz benim elime geçti mi? Yani hakikaten çok inkılap ediyor. Normalde yani var olan varlığı bir ifade etmek diye ya, yani sıfır formatını kullanmam lazım. Acayip bir şey ya, Allah Allah. Ulan alt üst ettin şimdi ya. Demek ki bu fabrikadan çıktı sıfır, hiçbir şey yaramaz. Sonra bunu ne yapıyorlar? Sıfır, 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 sıfır. Bitirin, sıfır hale getiriyor. Sıfır, insan demektir. Ondan sonra bunun üzerinde ifade ediyor yazıyı. Sıfır olmadan olmuyor. İnsan formatına sokuyor. Evet. İnsan formatı üzerinde gözüküyor. Yani insansız bu kainatın manası yok ya. Buradan da sıfır kaldır. Vay be. Sıfır olmazsa hepsi bir olacak. Fesubhanallah. Devam. 419 şualar. Mana isari ile mana işari. Dinliyor musunuz? Çok mühim. Ve mana-i külli ile hususi fertlerin farkını anlamayan bir cehalettir. Mesela Risale-i Nur'un mesela sadeleştirme şeyi var ya cine. İşte bunu mana-i sari ile mana-i işaresini, mana-i külli ise mana-i hususi fertlerini farkını anlamayan adamların teşebbüsleridir, fiilidir. Yoksa olmaz bu. Zaten bu adamlar cehalet de denmez. Kast deniliyor. Çünkü 5. şuayı çıkartan, İsrail'le alakalı Yahudilere ait yazı, paragraf, cümleleri yok eden adam cehaletinden yapmıyor, bilerek yapıyor. Cehaletin ifratıdır ki şeytanlıktır. Şeytanı da hayrete düşürüyor. İnce Mesnevi Nuri 33. Şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk. Bak, cehalet neymiş? Şirk sahibi cehalet sarhoşluğunu terk, cehaleti sarhoşluğa nispet ediyor, onunla tanımlıyor. İlim gözüyle küfrüne baktığı zaman, ilim de gözlüktür, gözdür. İnce Mesnevi Nuriye 51, başka. Cehalet bir keyif mi veriyor o zaman, ifrat modunda? Yani mesela adam bazen diyorum ama kimse duymaz. Gaflet bazen nimettir. Tövbe estağfurullah da. Yani bazı bir şeyler bilmedin böyle ha la kara la kura. Şimdiki zamanda biraz keyifli yaşayabiliyorsun. Bilmiyorsun ya bildin mi onu yapamıyorsun işte. Onun için cehalet bazen nimettir. Normalde cehalet sarhoşluğu diyor ya abi. Evet. Hani ayette sarhoşken namaza yaklaşmayın diyor. La takrabu selam. Ve entüm sukura. Sarhoşken demin cahil adam zaten yaklaşmaz yani. Allah. Cehaleti sarhoşluğa nispet ediyor.
ekliyoruz. Sisli bir adada çıplak, susuz, sarhoş. Sarhoş ekledik. İnci Mesnevi Nuri 51. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa marifet ilahiyedir. İzahı. Marifet cehaletin zıttıdır. Cehaletin ve marifetin kaynakları da Allah hesabına bakılıp bakılmaması ile olur. Bir adam cahil midir, değil midir? Ne kadar kilo cahildir? Allah hesabına olayları bakıyor mu, bakmıyor mu? İnce Mesnevi Nuriye 82. İşte nefsin cehaleti ve hamakatı. Nefsin bu iki yapısı. İzahı. Bu çok ilginç bir izah. Nefsin mazi ve mustakbeli yoktur. Anı yaşar. Mazisi ve müstakbeli olmayan insan cehalettedir, hamakattadır. Buna bir delil daha, İnce Mesnevi Nuriye 147'de, ahiret işi olursa onda 9 zarar ihtimal olduğu halde iştinab etmez, işte cehalet bu kadar olur. Arkadaşlar, cehalet mazi ve müstakbeli yoktur, şimdiki zamanı yaşamakla ortaya çıkar. Şimdiki zamanı yaşayan cahildedir. Cahil modundadır. Ama hangi seviyededir? İfrat tefrit diye ayrılır. Bir daha söyleyeyim. Cehaletin ifrat ve tefriti yoktur. Şimdiki zamanda yaşar. Şimdiki zaman modundadır cehalet. Adi bir yol kapandığı zaman, adi derken sokak konuşması değil, adi yani sıradan bilinen bir yol kapandığı zaman bütün yolların kapanmış olduğunu tevehüm etmek cehaletin en büyük bir şahididir. Yani şeytan bunu gösteriyor. Diyelim ki bir saray misalini veriyor Usta Talt'ta. Sarayın 99 kapısı efendim açık. Bir tanesi kapalı. Şeytan gider o kapıyı gösterir. Tek kapıyı. Bak bu saraya girilmez der. Peki uygulayalım bunu. Nurculuğun bu kadar 99 tane güzelliği var. Hasan'ın bir güzel çirkinini görür. Şeytan gösterir. Bak nurculardan var bu adam böyle. Dolayısıyla o kapıyı gösterir. Kapıyı kapatır. Saraya giremez adam. Veya uygulayalım. Şeytan hanımına 99 tane güzelliği var. Bir tane çirkin, birkaç tane çirkin şey var. İlle orayı gösterir. Bu da cehalettir. İş 76, işaret edeceğiz. Cenab-ı Hakk'ın mümkünata kıyas edilmesi ve mümkünatın onun şuunatına mikyas yapılması en büyük cehalet ve hamakattır. Burada da cehaletin ifrat modudur. Kastamonu 25. Bak hiç üşenmeden yazıyorum. Bakın arkadaşlar gösteriyorum. Bak kırmızı yazılar metindir. Maviler benim külliyattaki anladığım o şeyi. Niçin gösteriyorum? Üşenmeden yazacaksın. Bak. Bak kırmızı metindir. İzahım. Münazarat 12. Kırmızı metindir. İzahım. Metin. Yani üşenmeden yazacaksınız. Üşenmeyeceksin. Gıdım gıdım gideceksin. İğne ile. Öreceksin yani. Nakışı hanımların yaptığı patiskayı örüyorlar ya. Hani bir şey diyorlar ona. Dantel değil. Dantel şey yapma. Patiskanın üzerine kanaviçe. Yani seccadeyi yaparlar. Böyle. Onun gibi öreceksin kardeşim. Böyle. Hiç üşenmeyeceksin. Bak bugün ikinci günüm cehalet. Çalışmasam olur mu? Üşenmeden koca adam iki günden beri görüyorsunuz hummalı çalışıyor. Niçin söylüyorum? Teşvik olur siz de yapın. Yani bu kadar yani ya ben bu işle mi meşgul olacağım demeyin ben yapıyorum sen de yap. Kastamonu layıkası muktedir ve parlak kalemlerinizle bizleri hem uyandırdınız hem yardım ettiniz. Oo nereden geçiyorum? Kastamonu 126. sayfa. Aziz Sıddık Metin Sebatkar kardeşlerimize birkaç yerde geçiyor bu kalem meselesine. Muktedir ve parlak kalemlerinizle bizleri hem uyandırdınız hem de yardım ettiniz. Yani, oy. Kalem nasıl yapar diye
bir yerde de geçer, biz onu müzakere etmiştik. Hüsrev'in altın kalemi, Hafız Ali'nin elmas kalemi diyor. Ömrü ona altın diyordu, ona elmas demiyor diye bir müzakere etmiştik ama da. Yani altın değerini kaybedebilir. Hüsrev abiye altın kalemli diyor. Elmas ise değerini kaybetmez yani. Vay be. İçerisinde sır ihlas var, altın kalemde ihlas var. Elmas kalemde sırrı ihlas var. İşaret, Kastamonu 25, yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya tamah ve hafif bir korku ile tercih edilse, eblehane bir cehalet ve hasarettir, tokada müstahak eder. Bak ne güzel bir şey çıkacak, izah, Cem. Korku istikbale bakar, cehalet de burada ifrata bakar. Cehalet ifrata bakıyor, korkuya bakıyor. Mesela korkunun yönü geçmiş değildir. Geçmişten teellüm ve elem alır. Gelecekten korku ve telaş olur. Korkunun yönü gelecektir. Cehaletin de zemini gelecektir. Günahlardan gelen şüphe ve vehimler geçmişten geliyor. Evet. Günahlardan gelen vehim ve şüpheler. Gelecekten gelen korku ve endişeler. Yönü odur ve geleceği yorumlayamamaktan ortaya çıkan korku ise onun zemini de cehalettir. Cehaletin yönü de istikbaldır. İstikbalinin yok olmasıdır. Gelecek çok antika yerler var. Çok garip yerler var. Çok acayip. Bu korku, cehalet nasıl kalkar veya korku nasıl kalkar? Emir Dağ 1, 22. Efendiler, dalalet ve fenalıklar cehaletten gelse def etmesi kolaydır. Burası çok enteresan. Burası çok enteresan, izahım da uzun. Bir de okuyorum. Efendiler, dalalet ve fenalıklar cehaletten gelse, dalalet ve fenalıklar cehaletten gelse, def etmesi kolaydır. Fakat fenden, ilimden gelen dalaletin izalesi çok müşkildir. İzah, hiçbir şey bilmemek, meşgul olmamak ki buna tefrit mertebesidir. Bilmez, bilmediğini de bilmez ve bilir zannetmesi ise cehaletin ifrat modudur. Cehaletin ifrat mertebesinin zeminine dalalet ve fenalıklar diyor. Burada dalalet ve fenalıklar cehaletten besleniyor. Bunlar cehaletten çıkıyor. Cehaletten dalalet ve fenalıklar çıkar. Fakat fenden, ilimden gelen dalaletin izalesi çok müşkildir. Demek dalaletin ifratı fenden ve ilimden gelir. Dalaletin tefriti cehaletten gelir. Anladınız, bir de söylüyorum. Dalaletin ifratı fenden, ilimden gelir. Dalaletin tefriti cehaletten geliyor. Ya buna bir şey örnek veriyorsam. İbn Sina ve Farabi örnek veriyor. İbn Sina ve Farabi, evet. Yani onlar çok biliyor mesela. Şu anda dahi onların kanunları hükmediyor yine. Tespit ettikleri. Bak, ilmi cahiller. Okumuş cahiller. Gören körler. İşiten sağırlar. Canlı cansızlar. Ruhlu ruhsuzlar. Yaşayan ölüler. Sakallı çocuklar. Aynı. Çok tuhaf. İlim bu ise yaşasın cehalet. Abi bir şeye bakabilir mi bu? Mesela kutuplarda adam hiç din gitmemiş. Haberi yok. Bunun cehaletiyle bir münafığın cehaleti, ilimden gelen cehaleti, yani biri dipteki cehalet, biri de tavan yapmış ama yine cehalet yani. İşte kutuplarda, Afrika'da pigmelerdeki hiç din gitmemiş veya din yanlış gitmiş, evet, terörist din demiş. Bunların cehaleti tefrittir. Kendi değil dini, kendi yaşadıklarını bilmezler. Kendilerini ancak şöyle fark ederler var olduklarını.
elem aldıkları zaman ve aç oldukları zaman, yani felsefede iki tanım var. Zarar ve elem ve lezzet ve zevk, zarar ve elem, lezzet ve zevk oldukları zaman çoğu insan o zaman kendi varlığını fark eder. Yoksa insan yaşadığını fark etmez. Fark etmiyor. Vardır da yoktur. Çoğu insan, şu piyasadaki insan çoğusu yoktur. Onun için büyük ulema bu asra, 21. asra kayıp asır denmiş. Yani insanlık gelmemiş. Onun için münafık diyor, ehli kitaptan olur. Bilmek, bildiğini yanlış kullanmaktan geliyor. Kafir öyle değil. Bildiğini hücum eder. Bildikleriyle seni kandırmaya çalışır münafık. Pigmeler ve kutuplardaki insanlar ise tefrit olduğu için ehli cennettir. Bunlar ise ehli cehennemdir. Münazarat 12, cehalettir onu korkutur. Taklittir ona telaşa düşürttürür. Cehalet korkutur, taklit telaş verir. İzah ediyorum. Bu da çok ilginçtir. Uzun bir izahı var bunun. Buranın altını çiziyorum. Şu okuyacağım paragrafı lütfen biraz da dikkatli dinleyin. Rica ediyorum. Bir de okuyorum metni. Yerini okuyorum. Münazarat 12. Cehalettir onu korkutur. Taklittir ona telaşa düşürttürür. İzahımı yapıyorum. Cehaletten korku, taklitten telaş doğurur, çıkar. Cehalet onu korkutur. Ne demek? Demek cehalet yönü gelecektir. Çünkü geçmişten teessüf, teellümler olur. Gelecekten korkular olur. Geçmişe cehalet denmez. Artık bitmiştir. Cehalet geleceğin ademi ve belirsiz zeminidir. Geleceği yorumlayamamaktan geliyor. Geçmişin cehaleti yoktur. O biliniyor artık. Bilindi. Yanlış da olsa bilindi. Cehaletin yönü gelecektir. Geleceği yorumlayamamaktır. Cehaletin geleceğin ademi ve belirsiz zeminidir. Zeminsiz zemin. Zemininden emin değilsen, zemininden emin değilsen, zeminin yoksa neyi nereye koyacaksın? Demek koyacak zeminimiz yoksa hem korku olur hem elindekiler bir işe yaramaz. Mesela adam uçaktan korkuyor, kanserden korkuyor, kalp krizinden geç korkuyor. Tansiyondan korkuyor. Sebebi bunlar geleceğe aittir. Ölüm. Yani kendini, hayatını geleceğiyle yorumlayamamaktan çıkıyor korkular. Yorumlayamamanın adı cehalettir. Cehalet zemininde korkular olur. Geleceği yorumlayamam. Onun çaresini okuyacağım şimdi. Nasıl düzelir? Yani acayip bir ilaç. Diyor ki, metin okuyorum. Taklitte onu telaşa düşürür. Başkasının havalimanını kullanmak insanı telaşlandırır, güven vermez. Başkasının havalimanını kullandırıyorsun, sana güven vermez. Telaşlandırır, yani nasıl bir yer, nereden gelecek? Başka bir şey okuyorum. Yani başka şey, devam ediyorum. Zira itimad-ı nefsin fikdanı, yani niçin uçak başkasının pistinde? Bak, zira itimad-ı nefsin fikdanı, atsın vücudu cihetiyle. İnsan güvende koyan, İnsanı güvene koyan, çok dinleyin, devam ediyor mu paragraf? İnsanı güvene koyan, güvende tutan, tuğlu emelin tatminidir. Tuğlu emel ne demek? Uzun emeller de hakikatini fark etmek. O lugat manası. Uzun emel, tuğlu emel demek, hakikatini fark etmek. Ama bunun iki yönü var. Bu fark etmeyi Allah ile yorumlarsan seni aktif eder.
Allah ile yorumlayamasan bitmez, tükenmez tüm ömeller seni gömer. Korku olur. İnsanı güvende koyan tulu emelin tatminidir. Bak, kanserden seni kurtaran, tansiyondan, panik ataklardan, tansiyondan, kalp krizinden seni kurtaran nedir? Tulu emeli, geleceği yorumlaman, geleceğine bakınca zeminsiz zeminle karşılaşmaman, yani gelecek zeminsiz zemin, zeminli zemin yapman, ya korku ya da telaşı düşürür. İkisinin de zemini cehalettir. Ademi vücuttur. Bunu ancak noktayı istimdat ile kaldırılır. Asla hiçbir zemin ona itminan veremez. İnsanı rahatlatan, korkularını ve telaşelerini kaldıran yegane çare noktayı istimdattır. Nokta istimdat ne? Ahireti imandır. Derecesini arttırmaktır. Abi imanıyoruz, derecesi küçük demek. Nokta istinat neydi? Dayanmak noktası Allah. Fıtratının isteğini görmek. Bak, arka dayanmak Allah'a. Fıtratım da önü gösterir. İnsan acizdir, fakirdir, güvensiz hisseder. Dayanma ihtiyacı olur. Bak, kadınlar da güçsüzdür. Güçlü bir dağa ihtiyacı var. Onun için bozulmamış bir kadın sert dahi olsa erkeğini yılışık görmek istemez. Kadınsı tip görmek istemez. Ciddi ve sağlam görmek ister böyle. Kavgaların bir sebebi de budur. İkisi de ifade edemez. Kadın mısın, erkek misin? Kadın benim diyor. Sen de kadın gibi bir adamsın diyor. O zaman oluyor ya. Kadınlar diyor heves hatta kadınlaşır, erkekler heves hatta kadınlaşırsa kadınlar da erkekleşmeyi tetikliyor. Demek ki cehaleti kaldıran, gelecek korkuyu, geleceği ortadan kaldıran, belirsizliğini kaldıran nokta istimdattır. Geleceği doğru yorumlamaktır. Allah'ın nazarıyla bakıp izah etmektir. Yani gelecek nedir? Fıtratımızın gösterdiği yönü tatmin olmak, Allah canibinden bakmak. Yani ahirete imanımızı arttırmak. İlginçti. Konu değişiyor. Çok da ilginç bir yer gelmiş. Münazarat 13. Cehalet ağaya benzer. İnat efendiye benzer. Garaz Bey'in, İntikam Paşa'nın, Taklit Hazretleri'nin, Monsieur Gevezeli'nin taht-ı riyasetlerinde. Şimdi izah edeceğim. Çok ilginç, güleceksiniz. Ben de gördüm. Sıfatların insanlarda tezahürleri bunlarmış. Yani Sözler 315'te izah ediyor bunu. Sözler 315'te şöyle geçiyor. Zaafı gösteren tekebbürün ile, atsı gösteren gururun ile, riya ve zilleti gösteren tasannu ile kendini halka mudike yaptın. Cehaletini ağalık gösteriyor. İnat efendinin, Garaz Bey'in, yani kendisini böyle gösteriyor. Şimdi izah edeceğim. İnsanda görünüp gizli tarafından haber veren sıfatlardır bunlar. Ağalık, efendilik, bey, paşa, hazretleri ve gevezelik. Gevezelik mösölükten çıkar. Yani maymunculuk, yani taklit etmek. Fransız. Hazretler taklitten çıkar, paşa intikamdan gelir. Bey garazdan çıkar, efendiden inat, ağadan cehalet veya cehalet ağanın, cehalet bunu doğurur diye. Cehalet ağanın diye bunu izah yapıyorum işte. Cehalet ağa ne demek bana göre? Cahil topluma ağa dayatır. Yani cahil topluma ağalık dayatır, ağalık. Şey var ya cehalet. Cahil olan adam ağalığı topluma dayattır. Yani cerbezeyle tek mesele ehemmiyet verip diğerlerinin hepsini silmek. Silmek. Kurtulmak istiyorlar. Yani mesela bir köyü düşünün. Köle. Ağa yönetiyor. Ekmeğini o veriyor. Kimin evlenince o karar veriyor. Hiçbir üretleri yok. Ağa idare ediyor. Bunu
Bunlar bakın şimdi. Kurtulmak istiyorlar fertler ama özgüvensizliklerini aşamıyorlar. Birbirlerine bakıp teselli buluyorlar kölelikle. Ben köleyim ama o da köle. O zaman rahatlıyor. Adeta köleliğimi onun köleliği kaldırmış zannediyor. Yani şeyi mesela başkasını ölçü alarak araba almak. Ne derler diye giymek, yemek, yapmak. İnat efendi. İnadın içinde bilmez, bilmediğini de bilmiyor. Hem bilmediğini bilmiyor ama şeytan ve nefis bırakmıyor. Efendi okumuşlardan olur. Ağa servetten doğar. Efendi okumuşlardan olur. Okumuş cahil. Ağa ise paradan doğar. Cehalet ağanın, inat efendinin, nefsin esiri olmuş, en çok değişime direnen tipler, inatlı tiplerdir. Ağanın serveti var, kültürü yok. Cahiller ağ gibi olur. Herkes aşağıda kendinden daha müflis görülür. Yani herkesi kendisinden daha aşağıda müflis gözükür. Herkesi emrinde olduğunu zanneder. Kıt kanaat geçinen efendi imtiyazlı olduğundan değişimi düşünmezler. İleride gözükmelerini arzu ederler. Efendi aynı zamanda kadı, molla rolünde de yaparlar. Mesela böyle softalar da olur. Demek ki garaz, maksat, niyet, kin, kasıt, zelilliktir. Bu ve bundan sonrakiler daha sonra diye devam ediyor. O ötekiler izah etmedim. Garaz Bey'in, İntikam Paşa'nın diye girdi. Çünkü konumuz o değil. Ben dikkat ederseniz hızlı gitmek istiyorum, bitirmek istiyorum bir derste. Münazarat 25. Cehaletimizden bir istifadeleridir. İzahı. Bizden bu zeminde istifade ederler ki en büyük 3 tane düşmanımızdan biri de cehalettir. Başkasının bizden istifadelerinin zeminini oluşturuyor. Üç tane düşmanımız. Cehalet. Zaruret. İhtilaf. Cehaleti sanatla, zarureti marifetle, ihtilafı da ittifak silahıyla cihat edeceğiz. Divan-ı Harbi Örfi 15. Cehaleti kaldıran, şeriata temessük etmektir. Cehaleti kaldıran, şeriata temessük etmektir. Şeriata yapışmaktır. Çünkü hutbe-i şamiye cehalet neticesi olan muhalefet-i şeriattır. Cehalet durup dururken çıkmaz, şeriata muhalefet etmekten doğar. 96 hutbe-i şamiye. Münazarat 61. Kendileri içinde çok revaç bulmadığından cehaletimizin pazarına getirmişler Avrupa. Demek cehalet zemindir, pazardır. Münazarat 93. Öyle bir cehaletin var ki, bu da ilginç bir yer. Üstad diyor abi, kendine diyor. Üstad, öyle bir cehaletin var ki beni ümmi edip dinar ve dinarı, dinar ve dinarı dirhemin nakşını okuyamıyor. Allah. Öyle bir cehaletin var ki dinar ve dirhemin nakşını okuyamıyor. Yani diyor paranın üzerindeki rakamı göremiyorum diyor. Okuyamıyorum diyor. Öyle bir cahilim ben diye. Öyle bir cahilim ki paranın üzerini okuyamıyor. Bir paranın üzerinde bir de dirhem var. Enfa ama bir de tartı da var yani. Ölçü birimleri. Menfaata dayalı ölçüler. Bak. İzahım. Gayi hayal, gayi maksat insanı cehaletten ötelere taşıyor. Şimdiki zamanı yaşayanlar gayi hayalleri olmayanlardır. Bugünü bugün için yaşarlar. Bunların hedefleri yoktur. Menfaat-ı dünyeviyeleri insanı kör, sağır ve cahil bırakır. Şimdiki zamanı yaşayanlar okumuş dahi olsa cahildirler. Bunların ne geçmişlerinden endişeleri ne de gelecek kaygıları ve korkuları olmaz. Şimdiki zamanın bataklığına saplanıp dururlar.
yapıştı. Onun için niçin dinarın dirhemini dinarın ve dinarın dirhemin nakşını okuyamıyor? Şimdiki zamanda olanlar bunu okurlar. Geleceği olanlar elindekine bakamazlar. İnsanların eline bakmak için oraya bakman lazım. İleriye bakanlar insanları göremezler. Trafikte de hızlı gidenler hep ileriye baktıkları için kazayı yandan yaparlarmış. Karşıya çarpmazlarmış gene. Divan-ı Harbi Örfü 30. Millet, burası da çok ilginç. Bunu da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Milletin baş hastalığı olan cehaletini tedavi için izah. Baş hastalığıdır cehalet. Diman ifade edildiği zeminsiz zemin olan ademi vücuttur cehalet. Oradan söylüyor. Baş hastalığı olan cehalet. Bunun giderilmesi olan ne demek bu lügat? Büyük dini darül fulunlara sarf. Ustad diyor, lügat diyor Risale'den. Yani baş hastalığı olan cehaletin giderilmesi için ustad diyor ki büyük dini darül fununlara sarf ediniz, kurunuz. İlim, ilimle sanatla kaldırılır cehalet. Cehalet bir şey değil. Tahayyülün, tasavvurun, taakkulun, tasdikin, izanın, iltizamın ve itikatların ademi vücutları. İşlevi olmayan her şey onda olur. Divan-ı Harbi Örfi 43. Şedid bir istibdat ve tahakküm cehalet cihetiyle şimdi hüküm fermadır. Cehalet zemin mana izahın cehalet zemininde inkişaf eder istibdat ve tahakküm. Divan-ı Harbi Örfi 51. Gafil ve müteferrik insanlara fen ve sanat silahı ile cehalet ve fakra hücum ediniz. Demek ki fenle cehaleti, sanatla fakirliği hücum ediniz, kaldırınız. Fenle cehaleti, sanatla fakirliği hücum ediniz. Fenle cehalet kalkar, sanatla da fakirlik kalkar. Divan-ı Harbi Örfi 60. Hüsümet ise nereden geliyor? Hüsümet ise 3 zemini var. 1 cehaletten, 2 zaruretten, 3 nifaktan. Hüsümetin zemini bunlar. Hüsümet bunlardan beslenir. Bir insanın düşmanlığı varsa cehaleti var. Ona zarureti var, ihtiyaç duyuyor ona hücum etmeyi ve nifaktan. Hutbe-i Şamiye 70. 2 acip kahraman pek acip korku ve telaşlarına ve elemlerine sebep olan onların, bir de okuyorum, hani bir şey vardı, çocuk vardı, tünelden böyle virajdan, viraj var, tünelin içinden, üstünden böyle ateşler çıkan, gözünde lambalar, far yanıyor, mağaradan yani tünelden çıktı, orada trenin rayının yanında duruyorlar. O çıktığı zaman, birisi kaçıyor, birisi kaçmıyor. Kaçan, biliyorsunuz, o trenin olduğunu bilmez. O bir raya tabi olduğunu bilmez. O istediği gibi hareket edemez. Onun yolu bellidir. Bilirse, korku olmaz. Anlıyor musunuz korkunun kaynağını? O trendir. O içinde de lambalar yandığı için böyle içinde adamlar var ya trenin, adamı yuttu zanneder. Canavar ormandan çıktı, dağdan çıktı, tüneli bilmez. Treni anlayamaz. Trenin içindeki insanları canavar yuttu zanneder ve raylara mana veremez. Oysa raylara mahkumdur, hareket başka hareket edemez. Tamam? Peki bu ne işe yaradı bu bilgi? Ona cesaret verdi, korkusu kalktı. Hiç kıpırdamıyor. Tünel şey, bağırıyor tünel. Diyor ki çocuk, ne bağırıp çağırıyorsun? Yoluna git. Sen yolunun mahkumusun. Bana istesen de dokunamazsın. Ona bu cesareti veren ilmidir. Kaçan bu anlattıklarımı bilmiyor. Şimdi ustad diyor ki onların diyor korkularına sebep Adem itikatları ve cehaletleri ve dalaletleri olduğu gibi. Demek ki korkunun zemini ve kaynağını söylüyorum. 3. Korkunun zemini ve kaynağı 1.
Adem itikat, 2 cehalet, 3 dalalet. Bunun da yapısı, özelliği istikbaldır. Korku histir ve vicdanidir ama buralardan beslenir. Sikey tast yok, sunu atulat işaret 70. Bu da çok acayip. Bu da çok tuhaf. Bak bunun altını da çiziyorum. Buna da dikkat buyurmanızı istiyorum. Sunu'a, tula'a, işaret 70. Ben zannederim ki bu milletin perişaniyetine fazla cehaletten ziyade nuru kalp ile müteferrik olmayan fazla zekaveti betra. Mütevafik aslında abi. He? Mütevafik olmayan. Evet, müterafik olmayan fazla zekaveti betra tesir etmiştir. Arkadaşlar, zekaveti betra manasını söylüyorum. Bunu lügatta göremezsiniz. Yok öyle bir şey. Şimdiki zamana münasır, kısır, çabuk anlama fakat şimdiki zamana münasır çözümler, yollar bulma özelliği şekilde çalışan kafa. Bereketsiz kafa. İşte ben zannederim ki diyor bu milletin perişaniyeti cehaletten değil. Bu şekildeki bir kafanın kalple bütünleşememesinden kaynaklanıyor. Bence en müthiş maraz asabiliktir diye devam ediyor. Demek ki bu milletin en büyük sorunu bilgi sorunu değil. Bu bilginin buraya inerse fiilde gözükür. İnsanı fiiliyata sevk eden kalpteki histir. Namaz kılıyorsa birisi fiildir. O fiile hareketlendiren kalpteki namaz hissidir. Kafadaki bilgi eğer kalbe inerse his olarak dönüşür. Bilgi hisse dönüşür. Bilgi hisse dönüşünce his enerjidir. Yanan bir böyle benzin gibidir. Güçtür. Namaz olarak kendisini gösterir. Eğer bilgi kalbe inmezse namaz olmaz. 3 tane mertebe var fiilim. Dima, bilgi, his, fiil. Bilgi hisse dönüşürse namaz olur. Bilgi hisse dönüşmese namaz olmaz. İşte bence diyor bu milletin perişaniyeti cehaletten değil, nuru kalp ile müterafik, beraber olmayan yani, müterafik olmayan fazla zekaveti betra. Yani bütünlüğü olmayan, nasıl anlarız bu adamı? Bu akıl zekaveti betra şimdiki zamana göre yorumlar ve çözümler getirir. Geleceği ve geçmişi ele alarak bugünü taşıyamaz. Zekavet şimdiki zamana aittir. Zekavet şimdiki zamanın vasfıdır. Akıl ise geçmiş ve geleceği şimdiki zamana uygular. Bir daha söylüyorum. Akıl ise geçmiş ve geleceği şimdiki zamanda yaşar. Zeki insanlar geçmiş ve gelecekleri yoktur. Şimdiki zamandaki kısa ve pratik çözümler bulur. Bunun adı da bereketsiz zeka manasındaki zekaveti betra deniliyor. Yani akılla hareket ediyor. Kalbi devre dışı yapınca zekidir. Akıl kalp bütünlüğüne akıllıdır. Peki benim uydurukça tabirimle bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla bu aklı mutlu etmeye çalışmak zekiliktir. Bataklıkta patanaj yapmaktır. Mutlu edemezsin. Bu akılla bu akıl yapılmadığı için bu aklı mutlu etmek için bu aklı yapana bu aklı bağlamaktır. Vahyi bağlamak bunun adı da akıllılıktır. Abi, tekerleme gibi oldu abi. O zaman akıl dimağla kalbin bütünleşmesi nispetinde insan akıllıdır. Bu insan nasıl anlarız? Mazi ve müstakbeli şimdiki zamanda yaşar. Şimdiki zamanda uygular. Zeki ise buradan kopuktur, şu vardır. Geçmiş ve geleceği yoktur. Ani yaşar ve ani çözümler üretir. Üşkurluğuna ve minnesine bağlı olmasının sebebi budur. Şimdiki zamandadır. Onun için geleceği yorumlayamaz. Günahlara ondan düşüyor.
İzah yapayım. Aksül amelin kaynağı asabiliktir. Asabilik haddini aşmaktır. Asabiliği ben farklı yorumluyorum. Asabilik onun değerinden fazla görmektir. Görmekten hasıl olan bir itmedir. Ben bak başka insanın kaynağı görmüyorum. Asabiliğin temelinde cehalet vardır. Karşıki tarafın olduğu gibi, olması gibi görmeyip ziyadelik yapmaktır. Bize en çok zarar veren, kalple intizaç etmeyen zekaveti betradır. Yani iki ayrı ayrı çalışmasından, ikisi ayrı ayrı çalışmasından ortaya çıkan asabiliktir. Peki asabilik nereden çıkıyor? İkisini farklı farklı çalışırsa asabilik olur. Yani sırf bu çalışır, bu çalışmazsa zeki. Bu çalışmayı sırf bu çalışırsa daha çok insan asabilikte asabi olurlar. Çünkü bu o devrede değilse karşıki tarafı yorumlayamaz ve ona haddinden fazla hak verir. Yüceltir. Üstad bir yerde diyor ya abi, sen diyor hayalindeki zatı seversin. Ben diyor ama diyor şahsındaki şeyi severim. Hakikati sever. Hakikati görünse diyor sen belki kaçarsın, benim muhabbetim ziyade işte. Aynen. Aferin. Elhamdülillah. Çok güzel. Bu da her şeyi haddinde geçirir. Evet. Son bir sayfamız kaldı. Sunua Tulaat İşarat 118. Eğer medeniyet ve fen böyle ise insanın saadeti vahşeti cehalettedir. İzahım, vahşilerden çok aşağıdırlar. Yani bilmez bilmediğini bilmeyenlere vahşilerden daha aşağıdır. Buna medenilik diyorlar. Bunların vaziyetleri aynı şuna benzer. Bak neye benziyor biliyor musunuz? Nur alemini, nurun ilk kapısına şöyle diyor. 221'de. Fakr ve sefaletleri ancak cehaletleriyle kabili kıyas olan susuz ve çıplak bir yarım adanın sekenesi gibi. Yani cahil adam kendi hakikatına susuz ve çıplak yarım adada sisli bulutlu bir adada yaşamak gibidir. Kendi hakikatına bigane, kendi hakikatını fark etmeyen sis basmış yarım adada, yarım ada diyor bir parçası, hani yarım ada aşağı bir parça bağlı, sis kaplamış, susuz, çıplak, bir tane de söylemişti daha önce. Sarhoş. Bir yarım ada düşünün, sis kaplamış, susuz, çıplak, sarhoş. Bunun adı, işte bu ne demektir? Bu sarhoş böyle bir adamdır. Yani sarhoş, cehalet böyle bir adamdır. Cehalet böyle bir adamdır. Cehalet bir de söylüyorum. Yarım adayı sis kaplamış. Ondan sonra susuzdur. Çıplaktır, sarhoştur. Ne yaptı? Yarım adada sisli, çıplak, sarhoş, susuz. Bu bütünlüğün adı yani eylemse karşılığı cehalettir. Yani maziden beslenmeyen, mazi ve müstakbeli olmayan bir şimdiki anı yaşamak ki cehaletin zemini gelecektir. Geleceği şimdiki zamanda bu şekilde görmektir. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden abi bir reisin ismini almayan Katil Tarık tarafından soyulmuş cahil adama benziyor. Aynen. Çok güzel. Bak nasıl oturuyor şimdi. Son şeyimiz Nur'un ilk kapısı 164. Şeytan ise bazı esbaba binaen ya gaflet veya cehalet vasıtasıyla kapalı kalmış kapıyı gösterir. Şeytanın giriş kapısı insana gaflet ve cehalet kapılarıdır. Evet, var mı ekleyecek sorusu olan? Abi üstad, cehalet, ümmilik ve o dinar bahsini az önce okudunuz ya. Orada yani cehaletin vasadın mı demek istiyor acaba? Mesela dünya harbinden haberi yok üstadım. Orada cehaletin vasadını kullanıp ümmilik müdahale edilmemiş demekti ya abi. Yani o noktadan kullanıp cahil kalmak. Yani cehaletin vasadı. O şeylerden kendini... Cehalet...
Siz diyor elinizdeki dinar ve dirhemin üzerindeki yazıyı okuyorsunuz. Benim o kadar cahilim ki bunu okuyamıyorum diyor. Yani okumak, elinde olmak şimdiki zamanın simgesidir. Ben diyor şimdiki zamanı geleceğe göre yorumladığım için şimdiki olaylara bakmıyorum. Şimdiki olaylara onunla bakıyorum. Bugüne bakan dirhem ve dinarın üstündeki yazıyı okur. Akıllı bir insan geçmiş ve gelecek hakikatiyle şimdikini okumaktır. Şimdiki zamana münasır yaşayanlar mevcuda kanaat ederler. O da paranın paradır yani. Para demek uşkurluk ve mide demektir yani. İzah etmek istemiyordum. Yani o da dini iş yapanlara yani yapıyorsa para karşılığı yapmaması. Evet. Yani mesela dini hizmet ediyor adam. Pazarlık yapıyor. Adam bir dini hizmet ediyor. Maaş almıyor, hediye almıyor. Allah Allah ne zaman yapmıyor. Vallahi ben dinar ve dirhemin yazısını okuyamıyorum. Para tanımıyorum diyor. Hatta benim rahmetli annem okumayı bilmezdi ve para şey yapmazdı. Böyle gittiği zaman o zaman demin ki ne kadar sağlamdı ki esnaflar elini uzatırdı böyle gittiği zaman babam olmadığı zaman. Oradan alırlarmış. Yani böyle. Evet, var mı şeyiniz? Kanaviçi dediniz ya. Ha? Kanaviçe. O, biz çocukken vardı, görüyorduk ablalarımızda. Şimdi yok, hiç görmedim de uzun zamandır. Bu izne gittim daha memlekette kanaviçi o yapılmış bir seccane vardı vadenin. Benimki 40 yıllık. Benim de çok hoşuma gidiyor. Sade ama o göz nurunda yapılmış ya. Onu da abi namaz kılınca şöyle bir şey, bir mana tezahür etti. O zamanlar işte o dönemlerde yaşayanlar 35-40 yıl önce, belki daha kısa süre önce, onlarla uğraşırlardı. Evlenecek kızlar abi onlarla çeyizini hazırlardı. Sonra bir şey çıktı abi, bir efkar çıktı. İnsanlar onu üflediler. Evde oturup çeyiz mi hazırlayacaksın, kocanı bekleyeceksin, git oku, cahil kalma diye. İnsanlar bu sefer onu bıraktı abi, hepsi işte okumaya gitti, güya cehaletten kurtaracağım diye. Şimdi o cahil kalanlar abi hepsi evinde mutlu, huzurlu, hayatını devam ettiriyor. Okumaya gidenlerin hepsi cahil abi, hepsi huzursuz. Çok enteresan. İnsanlar bunu hep böyle abi üflediler. Televizyon vasıtasıyla. Saray misali evde veriyor. Oturup kocam bekleyeceksin, çeyiz mi hazırlayacaksın? Çok acımasız bir örnek vereceğim. Saray misali öyle ya iki tane abi. İşte bu aynı iki saray vardı diyor, içi bomboştu diyor. Evet. Ben bu işlerle biraz fazla meşgul olduğum için bir arkadaşa dedim ki, bu işle alakalı pedagog, doktor. Dedim ki, boşanmalar en çok hangi sınıfta, oran nedir? Hemen kendi bilgisayarı vardı. Şeyli, onun elinde ne diyorlar ona? Tablet. Hemen girdi, bak sen gör abi dedi. Boşanmalar, Türkiye'de boşanmaların olduğu hangi sahadan çok? En çok öğretmenler arasında evlilik yapanlarda boşanma %68'miş. Ve bölge bölge yapıldığı zaman Doğu, sonra Karadeniz, boşanmaların en az oldu. Yani mektepçiliğin biraz böyle okumuştuğun ki mektepçilik aslında şey yapmıyoruz ama işte bu bundan kopuk olmamalı. Ama olursa o nispe arttıkça boşanmalar sayısı artıyor. Bugün boşananların esnaflar mı, ev hanımı ile işte adam mı, kadın erkek öğretmen olanların, ikisi de öğretmen olanların toplumun %68'i, boşananların %68'ini bunlar teşkil ediyor. Yani 10 kişiden 6'sı, boşananların 10 kişiden 6'sı öğretmen. Hatta 7'sine yakın. Evet. Yani veya öğretmen gibi özelliğe olanlar. Peki, şimdi bir ağaç hakkında şüphe ediyoruz. Canlı mıdır, cansız mıdır? Armut mudur, şeftali midir? Bu kadar şey yapacağına bekle kardeşim, kış şimdi. Bahar gelsin, bahar dirildiği zaman canlı mıdır, cansız mıdır? Olmaz, canlıdır. Armut verirse şeftali değildir. İşte kanaviçeyi yapıp kızıp böyle işte kocayı veya işte eşini beklemek kötü bir şeyse koy oraya. Okuyup da kendi belirlemek, işte pastanede, postanede, plajda tanışıp da eş ve aile, baba, koca olanları koy bir tarafa. Boşanma oranlarına bakın. Bunlar realitedir. Bu ne dindir, ne de felsefedir.
ne de olayı yorumlamaktır. Bakın internete girip görürsün. Boşanma oranları bölgeden bölgeye, kültürden kültüye, kültüre ve hangi vasıftaki insanlar daha çok boşanıyor bakın görürsünüz. Bunlardan %68 böyle. Bana çok ilginç geliyor. Ya neden yani bu son yüzyılda böyle bir özellik var? Yani niye bu asır, bu zaman dilimi hazır lezzete müptela, elmas elmas bildiği halde şişeyi tercih ediyor? Bana hep ilginç gelirdi. Bir geçenlerde şey oldu. Kur'an-ı Kerim'i camide imam anlatıyordu. Kur'an'ın mana mertebelerinden bahsediyordu. Oysa ki Kur'an'ın, elhamdülillah Risalelerde bildirildiği gibi, mana mertebelerinin yanında çok mertebeleri var. Mana mertebesini bilmek sadece dile hitap etmek gibi. Oysa ki bu zamanda örneğin cips yiyor, sadece dile hizmet ediyor, zararı olduğunu bildiği halde zararı tercih ediyor. Coca-Cola'yı yani yedikleriyle bütünleşik olmuş insanlar. Yani diline hitap ediyor, vücuduna zarar olmuş hiç önemli değil. İşte din de böyle. Evet. Hazır lezzette müptela. Hazır lezzette müptela. Cips aslında... mesela. Korkunç. Hem kimyasal, hem asit, hem hangi yağda yapılmış belli değil. Ama dili memnun ettiği için, mesela obezitin tamamen kaynağı McDonald's'tır. Tamamen. Yağ bandırılmış ekmekler. Mesela poğaçalar. Bir tane poğaça yemek, 3 tane ekmeğe bedelmiş. Yağ bandırılmış. Doymuş. İnsanların yedikleriyle birlikte fikir yapısına da herhalde hazır fast food gibi. Hazır lezzet müptelalık. Evet. Evde oturup beklemek yerine hazır olarak git hemen hazır lezzete. Koş. Şimdi mesela yeni yapılan evlerde mutfak yokmuş. Bazı yerlerde mutfak yokmuş. Allah bizi muhafaza etsin. İstikametten ayırmasın. Hakka hak bilip hakka yapışmayın. Batılı batıl bilip batıldan uzaklaşan fikir, his ve hal sahibi olanlardan eylesin. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı da daim kayım sayım eylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah versin. İlmimizin kıblesi olan sadakattan bizi ayırmasın. Hizmet-i imaniye Kur'an'ı da ihlasla, takva ile, sadakatla, iştinab-ı kebairle devam etmeyi nasip eylesin. İhlasla, sadakatla, takva ile iştinab-ı kebair ve hizmetle devam ettirsin Cenab-ı Hak. İkinci yandan aziz eylesin. Usul ve furularımıza her kimler ahirete intikal etmişlerse hepsini Cenab-ı Hak bu maide-i Kur'aniye sofrasından hissesin, azim eylesin. Bizim ve bizim sevdiklerimizi, bizi sevenleri, duada söz verdiğimizi, üzerimizde hakları olanları, hizmet-i Kur'aniye ile alakadar olanları, bizden herhangi bir ümitle bekleyenleri, ümit olanları ve söz verdiğimiz hakları olanları da Ya Rab iki cihanda aziz eyle, günahlarını bertaraf eyle, sıkıntılarını hayra tebdil eyle Ya Rabbi. Nesillerimizden de İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştir. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha. Tüm as-salavat.